Merhabalar sevgili çocuklar. Nasılsınız? Ekranlarınızın başına hoş geldiniz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar. Evlerinde evcil hayvan besleyen var mı? Ha? Evet. Benim kedim, benim köpeğim, benim kuşum, benim balığım var diyenleri duyar gibiyim. Ama içinizden bazılarınızda ben beslemeyi çok istiyorum ama büyüklerim izin vermiyor dediğinizi de duyar gibiyim sevgili çocuklar. Evet, bir hayvan beslemek çok güzel şeydir değil mi sevgili çocuklar? Hani büyüklerimiz şöyle der. Hayvanları seven, insanları da sever der değil mi? Hayvan beslemek çok güzel bir şeydir. Fakat evde kimlerin bulunması gerektiğine büyüklerimiz karar verir değil mi çocuklar? Bu hak büyüklerinizin hakkı. Asla evde hayvan beslememe büyüklerim izin vermiyor diye büyüklerinize kızmayın. Tamam mı? Peki, çok teşekkür ederim kızmadığınız için sevgili çocuklar. Madem ki hayvanlardan bahsettik, bugünkü anlatacağım masalın küçük sevim bir kahramanı var. Bir kedi ailesinden bahsedeceğim. Küçük sevimli kedi dediysem o kadar da sevimli değil. Neden değil biliyor musunuz sevgili çocuklar? Çünkü bu kedi ailesinin en küçük kedisi olan yavru kedi çok bilmiş, çok aksi, her şeye itiraz eden bir kediymiş çocuklar. Anneleri tüm yavruları etrafında toplayıp gelin yavrularım size yalanarak patilerinizi nasıl temizleyeceğinizi öğreteyim dese bu küçük kedi hemen itiraz edermiş. Ne gereği var der elini kaldırırmış. Patilerini kaldırıp gösterirmiş sevgili çocuklar. Fakat bu küçük kedi henüz miyavlamasını dahi bilmiyormuş. Hep miyavlarken miii miii dermiş sevgili çocuklar. Miyavlamasını bilmediği için diğer kardeşleri de ona miii adını vermiş. Onu miii diye sesler çağırırlarmış. Anneleri yine tüm yavrularını etrafına toplamış. Evet yavrularım demiş. Siz ve tüm kediler yüzme bilmedikleri için suda yüzemezler. Asla suya girmeyin. Bu sizin için çok tehlikeli dermiş. Ve yine günlerden bir gün anne kedi tüm yavrularını etrafına toplamış. Artık demiş sizin ağaca tırmanma zamanınız geldi. Ağaca nasıl tırmanacağınızı size tarif etmek, göstermek istiyorum demiş. Hemen oradan bizim mi itiraz etmiş. Ne gereği var canım demiş ağaca tırmanmayı öğrenmenin. Ağaca tırmanıp geri aşağı ineceksek hiç gereği yok bunu öğrenmenin demiş. Ve yalanıp güneşin karşısında yatıp keyif yapmaya başlamış. Anne kedi diğer kedilere nasıl ağaca tırmanarak çıkacaklarını ve ağaçtan nasıl ineceklerini bir güzel öğretmiş. Tabii bizim mi her şeyi çok bildiğini sandığı için annesinin öğrettiğini öğrenmemiş sevgili çocuklar. Yine böyle güneşin karşısına yatıp yalanarak keyif eden mi bir anda ne olduğunu anlayamamış. Nereden geldiği belli olmayan kocaman bir çoban köpeğe gelmiş sevgili çocuklar. Anneleri, anne kedi diğer yavrulara anlatmış. Kediyle köpeğin bir arada geçinemediğini, köpeğin kediler için çok tehlikeli bir hayvan olduğunu söylemiş ama mi annesinin anlatmak istediğini anlamadığı için köpeğin kendisi için çok tehlikeli olduğunu bilmiyormuş. Köpek bahçe kapısından içeri girmiş. Oh, 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 oh diye havlamaya başlamış. Bizim güneşte yatan mi bir anda ödü kopmuş. Ödü ağzına gelmiş. Korkudan tir tir titriyormuş. Kocaman çoban köpeğe gelmiş, mi'nin etrafında koklamış ve tekrar o iri ve güçlü sesiyle hav, 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 hav diye havlamaya başlamış sevgili çocuklar. Mi ne yapacağını şaşırmış ve hemen kaşla bulunan ağacın arkasına kendini atıvermiş. Köpek bu. Bırakır mı? Mi'nin peşinden o da koşarak gelmiş. Korkudan mi ne yapacağını bilemiyormuş.
ağaca tırmanmak istemiş ama ağaca arka ayağını önce atacak, ön ayağını önce atacak bilemediği için acemice can havliyle ağacın birinci dalına kadar, ilk dalına kadar tırmanmış sevgili çocuklar. Fakat o kocaman çoban köpeğe Mi'ye ulaşamadığı için ağacın etrafında birkaç sefer havlayarak dolaşmış ve sonra canı sıkılmış, çekmiş, gitmiş sevgili çocuklar. Fakat Mi çıktığı ağaçtan geri aşağı inememiş. Çünkü acemice ağaca tırmandığı için tüm tırnaklarını kırmış sevgili çocuklar. Ve ağaçtan nasıl ineceğini de bilmiyormuş bir türlü. Çünkü annesi bunları anlatırken, ağaca nasıl çıkılacağını anlatırken Mi güneşin karşısında yalanarak yatıp keyfettiği için ağaçtan inmesini öğrenmemiş çocuklar. Başlamış ağaçta Mi ağlamaya. O kadar çok ağlıyormuş ki nihayet sesini annesine duyurmuş çocuklar. Annesi hemen gelmiş, ağaca tırmanmış ve Mi'yi ağaçtan indirmiş sevgili çocuklar. Ondan sonra annesinden çok çok özür dilemiş. O günden sonra annesi ne derse annesinin sözünü tutmuş ve annesinin tüm bilgilerini öğrenmiş. Gün gelmiş, bizim küçük Mi kocaman bir anne kedi olmuş sevgili çocuklar. Bu anne Mi'nin de yavruları olmuş. Küçük küçük yavruları olmuş. Onlar da anne Mi gibi miyavlamasını bilmiyorlarmış. Ve anne Mi gibi onlar da Mi, Mi diye miyavlıyorlarmış sevgili çocuklar. Bir anda anne Mi kendi annesinin yaptıklarını ve başından geçen bu köpek olayını yavrularına anlatmış. Ve demiş ki sevgili yavrularım, asla siz benim yaptıklarımı yapmayın demiş. Büyükleriniz sizler için düşünüyor, sizler için çalışıyor, sizler için en güzelini düşünüyorlar. Onun için demişler, anne Mi, siz benim yaptığımı asla yapmayın demiş. Tembihlemiş sıkıca. Ve masalımız burada son bulmuş sevgili çocuklar. Evet, sizler de kesinlikle anneleriniz, babalarınız sizler için ne diyorsa onları harfiye yerine getirin. Tamam mı sevgili çocuklar? Asla anne ve babalarınıza itiraz etmeyin. Çok bilmişlik taslamayın. Tamam mı? Onların tecrübelerinden faydalanın. Değil mi sevgili çocuklar? Evet, güzel bir masal değil mi? Ben de çok seviyorum bu Mi'nin masalını. Hadi bakalım. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle sizleri gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Alasmaldık.